bir belediye başkanı raporunu dile getirdik. Viyana'da Ankara'da ile görüştük. 12 kişilik bir heyet Ermenistan'a gönderdik. Oradaki nükleer santralin kapatılması için mücadele ettik. 2016 yılında kapatılacak. Bu nükleer santralin tehlikesini maalesef hükümetimiz zaten bu bölge insanını gözden çıkarmış. Şimdiye kadar bu tehlikeyi dile getirmiyor. Bir belediye başkanı olarak biz dile getirdik. Yok. Ama bizden sonra dile getirilmedi. Bu bölgeye hiçbir zaman yol yapılmadı. Yollarımızdan geçilmiyor, çamurdan geçilmiyor. Arpaça yolunu görüyorsunuz. Bütün Koçköy'ün yolunu görüyorsunuz. Yukarıdaki köylerin yollarını görüyorsunuz. İnsanlık dışı kurşunlarda yatıyor. Yeni köyünden su yok başkanım. Bu bölgede çoğu köyümüzde su yok. Kanalizasyon zaten bize lüks gibi geliyor. Basına gidin en küçük köye kadar, kapının önüne kadar asfalt yapılmış. Her köyün kanalizasyonu var. Bunları biz kendimize ne olur lüks görmeyelim. Ben fazla uzatmak istemiyorum, diğer kardeşlerim de konuşacak. Ben bu bölgenin kurtuluşunda önemli rolü olan Ali Bey'in torunuyum. Menes Ali Bey onun oğluyum. Ben şunu söyleyeyim. Asla ve asla aileme yakışır bir şekilde mücadele edeceğim. Onlara, sizlere küfür ettirmeyeceğim. Babama, dedeme küfür ettirmeyeceğim. Size layık olmaya çalışıyorum. Ve bu sorunları dile getirmek amacıyla da bu yola çıktık. Bu yolda başarılı olabilmemizin tek şartı sizlerle beraber bu mücadeleyi birlikte yürütmekten geçer. Eğer sizler bizlere güç verirseniz, biz güçlü bir şekilde buradan parlamentoya gidersek sorunlarınızı orada dile getirmek, çözümlerini dile getirmek, çözümleri hayata geçirmek daha kolay olur. Bakın değerli dostlar, Kars uzun yıllardan beridir kan kaybediyor. Her geçen gün nüfusu biraz daha azalıyor. Yani son yapılan seçimden sonra bizim nüfusumuz 312 binden 301 bine inmiştir. Bakınız, Kars'ta 1950 yılında 12 milletvekili vardı. Şimdi 3 yıl 8 milletvekili, 7 milletvekiliyle temsil ediliyor. Yani bu ne demektir? Kars hemen hemen %50 kan kaybetmiştir. Hükümetin uyguladığı politikalar sonucunda tarım bitmiştir. Hayvancılık bitmiştir. Sanayi bu bölgede yoktur. Ve devletin sosyal devlet ilkesi gereği bu bölgeye yapması gereken yatırımların tamamı bu hükümet ve bundan önceki hükümetler döneminde. Yani Kars'ın iktidara çoğunlukla milletvekili verdiği dönemlerde satın alarak bu bölgenin insanları yoksullaştırılmıştır. Eğer biz bu yoksulluğu kader olarak görmek istemiyorsak bizlere bu durumu reva gören insanlardan hesaplaşmamız gerekiyor. Yani uyguladığı politikalarla tarımı, hayvancılığı yok eden, korku imparatorluğu kuran, insanları yeşil karta mahkum eden, insanları bir kilo makarnaya mahkum eden bu anlayıştan hesap sormamız gerekiyor. Yani hesap verecek AKP halka, hesap verecek AKP halka, hesap verecek. Yani arkadaşlar, sadaka düzeninden medet umanlar, sizlerin mağduriyetinden medet umanlar, şunu bilmeliler ki bu halk sadakaya değil, kendi sosyal haklarına kavuşmak zorundadır. Devletin en büyük görevi de bu halka olması gereken sosyal haklarını vermesidir. Değerli dostlar, bakınız, aile sigortası gibi çok önemli bir durum söz konusudur. Sayın Kılıçdaroğlu bunu her yerde, her zaman söylemekte ve açıklamaktadır. Bu çok ciddi bir sosyal politikadır. Bu çok ciddi bir sorumluluktur. Devletin yapması gereken en büyük görevdir. Bu anayasal bir görevdir. Yani o insanların, fakirlerimizin fakirliğini yüzüne vurmadan insanca, onurluca yaşamasını yolunu açmak devletin asli görevlerinden birisidir. Bu anayasanın ona tanımış olduğu bir haktır, görevdir. Bakın arkadaşlar, bugün ülkemizde pırlantada ÖTV ve KDV yok. Sizlerin kullandığı mazotta ÖTV ve KDV var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel politikası çiftçinin mazotundaki ÖTV ve KDV'yi kesinlikle kaldırmaktır. Bunun için bize destek verin. Neden
pırlantada olmayan KDV ÖTV ve KDV ÖTV mazotta var. Çünkü sizlerin üretmemeniz için. Sizlerin alın terinin karşılığını alamamanız için. Bakın dostlar, bir ülke düşünün ki bundan daha 10 yıl öncesine kadar, 10 yıl öncesine kadar dünyanın et ihtiyacını karşılayacak kadar ete, hayvana sahipti. Bu kurbanda ne yaptılar? Bunlar sizlere, bu ülkenin insanlarına ithal kurbanlık kestirmek zorunda kaldılar. İşte bütün bu politikalara dikkat alarak ben inanıyorum ki Arbaçaylılar bu seçimde AKP ve AKP'nin bu bölgedeki temsilcilerinden hesap sorup onları sandığa göreceklerdir. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Arkadaşlarım, sevgili Naip Ali Beyoğlu ve sevgili Can Cengiz Başdemir konuşurken öyle bir tavuk gittim. Şemsettin Özdemir aklıma geldi. Naim Akkaya aklıma geldi. Mahmut Şarkan aklıma geldi. Alaaddin Avcı aklıma geldi. Bayram Dayzanoğlu aklıma geldi. Medet Ali Beyoğlu aklıma geldi. Hepsi bu kentin arpa çayı yetiştirdiği çok önemli önderlerimizdi. Bu insanlar bu kenti hep barış içerisinde tutmak için hep farklı partilerden olsalar da demokrasi adına mücadele veren bizim büyüklerimizdi. Biz o aynı anlayış içerisinde cumhuriyetimize karşı, halkımıza karşı, ülkemize karşı gelen ve ülkemizi tehdit eden bütün emperyalist anlayışlara karşı birleşerek Sayın Enver Akkaya'yı 80 yıllık Cumhuriyet tarihine ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidara taşıdık. Kasbi Apaçay Belediye Başkanı yaptık. Sevgili hemşehrilerim, aynı bilinçle ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehlikenin farkında olarak 13 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha farklı bir durumu düşünmeden, halkın iktidarından daha farklı bir durumu düşünmeden sizin de elinizi vicdanınıza koyacağınızdan ve Arpaçay'ın, Akçakan'ın, bu toprağın çocuklarına yani bizlere güveneceğinizden eminiz. Demin Akçakan'da söyledim. Arpaçay'ın, Akçakan'ın, Susuz'un, Kazman'ın, Digor'un, Sarıkamış'ın, Kars Merkezi'nin, Selim'in sorunlarını görüp benim halkımın yaşadığı bu insanlık dışı durumu görüp buna kayıtsız kalanlara ben namussuz diyorum. Sizin reyinizi alıp Ankara'ya gidip sizi unutanlara namussuz diyorum. Ve başka bir şey söylüyorum. Şimdiye kadar Arpaçay'ın meydanlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diğer partilerin 3. sıra adayını gördünüz mü? Cumhuriyetimizin karşı karşıya kalmış olduğu problemin farkında olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesinin Türkiye'nin müşbir sebebi ve müşbir gerekçesi, müşbir ihtiyacı olduğunun farkında olarak bu memleketin yetiştirmiş olduğu ve sizlere hizmetleriyle her zaman ön plana çıkan sevgili Naip Ali Beyoğlu'na ve sevgili Taşdemir, Cengiz Taşdemir arkadaşımıza katkı sunmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kars'ta ve Türkiye'de iktidara taşımak arkadaşlarımız karşınızdayım. Saygılarımı sunuyorum. Hürmetlerimi duyuyorum. Büyüklerimi ellerinden, küçüklerimi gözlerinden öpüyorum. Saygılarımla. Ulan Cuma...